burası onun. İyi günler. Buyurun, kime bakmıştınız? Merhaba, kusura bakmayın, izinsiz girdim. Burası Ahmet Mermer Tey'in evi mi? Evet efendim, Menderes Bey'in evi. Habibe! Siz kimsiniz? Habibe! Ne demek şimdi bu? Aklından neler geçiyor çok iyi biliyorum. Çocuklarımı benden almak istiyorsun. Alıp İstanbul'a götüreceksin. Ama asla izin vermem buna. Bunu da nereden çıkardın Asuman? Artık her şeyi beklerim ben senden. Böyle devam edersen hiçbir şeyi çözemeyiz. Merhaba. Menderes Bey, toplantıda olduğunuzu söyledim ama beyefendi avukatmış. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sabri Bey benim avukatım. Burada olmasını ben istedim. Buyurun. Teşekkür ederim. Neden gerek duydun avukat çağırmaya? Ben buraya senin haklarını korumak için çağırdım herkesi. Söyle avukatına çıksın lütfen. Bu bir aile meselesi. Çıkmayacak. Senin nasıl avukatın buradaysa benimki de burada olacak. Bundan sonra benim ve çocuklarımın haklarını avukatım koruyacak. Her şeyi daha da zorlaştırıyorsun. Bu toplantının konusu çocuklar değil. Ben asla düşünmedim ki çocukları senden ayırmayı. Sen her şeyi gizli saklı yapmıyor musun? Zehra'ya seni İstanbul'a götüreceğim derken bunu benim öğrenmeyeceğimi mi sandın? Ne yani? Sen onu alıp gideceksin. İstanbul'da o kadın mı büyütecek benim çocuğumu? Saçmalama. Çocuklar, çocuklar, yeter artık. İkinizin de aklı başında değil. Böyle olmasını ben istemedim. Böyle düşünmeye sen zorladın beni. Sen nereden geliyorsun amca? İstanbul'dan geliyorum güzel kız. İşle ilgili Ahmet Mermertel ile konuşacaklarım vardı. Menderes Bey bir saat önce işe gitti. İsterseniz annesine haber verip geleyim. Tamam. Hı-hı. İsmin ne senin bakalım küçük kız? Zehra. Başka kardeşin var mı Zehra? Evet, bir de Hayati abim var. Ya. Bir de bebeklerim var. Bir tanesini babam aldı. Gel sana göstereyim. E hadi göster bakalım. Bak, oyuncaklarım burada işte. Ne kadar çok oyuncağın varmış senin. Evet, hepsini annemle babam aldı. Ama ben en çok babamın aldığı bebeği seviyorum. Babam İstanbul'dan aldı bu bebeği. İstanbul mu? Senin babanın işi burada değil mi Zehra? Babam hep İstanbul'a gidiyor. Ben gitme diyorum ama hala gidiyor. Alo Leyla. Cihan, bir haber var mı Menderes'ten? Neredesin sen? Aydın'dayım. Bak. Aydın mı? Menderes'in galiba bazı akrabalarını buldum burada. İyi de onun hiç akrabası, ailesi yok ki. Ben seni sonra arasam Leyla. Bana bütün ailesini bir kazada kaybettiğini söylemişti. Bak amca. Evet ama... Cihan. Alo. İşte bu benim abim. Burada babam. Alo. Alo Cihan. Alo. Getirdiniz mi istediklerimi? Getirdim efendim. Asuman Hanım mal paylaşımından önce bu evrakları imzalamanızı istiyor. Nedir bunlar Asuman? Hayati ve Zehra Mermertay'ın velayetlerini Asuman Hanım'a verdiğinize dair imzalanacak evraklar. Bu aile içinde çözülmesi gereken bir konu. Ne avukata ne de evraklara gerek yok. Hayır var. Madem kocam değilsin, beni bu aileye bağlayan hiçbir şey yok artık. Nasıl yok? Ben ikisinin de babasıyım. Bu hiçbir zaman değişmeyecek. Hayati'ye bunca sene babalık ettim. Her zaman da edeceğim. Zehra, o benim her şeyim. Zehra'mı alamazsın benden. Benim böyle bir niyetim olamaz ki zaten. İnanmıyorum sana. Artık hiçbir sözüne inanmıyorum. Aa!
Yeter artık be! Kendinize gelin! Paylaşamadığınız sadece sizin çocuklarınız değil, benim de torunlarım. Mermertaş soyadını taşıyor onlar. Paramparça ediyorsunuz ailemi. Hayatımı aldın benden. Bundan sonra hiçbir şeyimi alamazsın. Çocuklar da, madenler de benim. Cihan, neler oluyor? Konuşur musun lütfen? Cihan? Leyla, şimdi kapatmam gerek. Cihan dur, lütfen. Ne oluyor söyle lütfen. Kapandı, Allah kahretsin ya. Babam şimdi işte, annem de yanında. Sen arkadaşı mısın babamın? Hoş geldiniz. Menderes'in İstanbul'dan arkadaşıymışsınız öyle mi? Ben annesiyim. Evet arkadaşım, memnun oldum. Menderes mühim bir toplantıda şu anda. Neden görüşmek istemiştiniz kendisiyle? Önemli değil. Dubai işiyle ilgiliydi. Ben ulaşırım kendisine. Rahatsız ettim. Estağfurullah oğlum. Bir notunuz varsa iletirim kendisine. Gerek yok. Ben iş yerine uğrar görüşürüm Menderes'le. Mermer ocakları şehrin çıkışındadır. Adresi var mı sizde? Var var. Teşekkür ederim. Peki o zaman. İyi günler. Habibe kızım, geçir misafirimizi. Hı hı. Buyurun. İyi günler efendim. Bir başka ailesi varmış. Nasıl yapabilir böyle bir şey? Ihlamur kaynattım, siz seversiniz. Sağ ol. Sen de içer misin? Yok, ben almayacağım. Leyla? İnsanın evladı olunca bütün derdi tasası onlar oluyor. Senin de çocukların olacak bir gün. Anlayacaksın beni. Hayat bazılarına size davrandığı kadar cömert davranmıyor maalesef. Keşke çocuğum olsa da onun için endişelenebilsem. Amacım yaranı deşmek değil, her zaman yanında olduğumu göstermek. Baba çok üstüme gelmiştin ama. Bazı şeyler de karı koca arasında kalır. Annemle özelinizi bir üçüncüyle paylaşır mıydınız? Haklısın kızım. Böyle şeyler karı koca arasında kalır. Ama ben de babayım. Seni öyle görünce benim içim parçalar mı? Kabul et. Menderes bu kez sınırı aştı. Menderes asla beni üzecek bir şey yapmaz baba. Benim ona güvenim sonsuz. Kapatalım artık bu konuyu. Benim biraz sessizliğe ihtiyacım var. Ben saraya gidiyorum. Bu sana son sözüm. Artık beni yok sayamayacaksın. Ne çocukları alıp gitmene, ne de benim olan madenleri dağıtmana izin vermeyeceğim. Sakin ol. Öfkeden düşünemiyorsun bile. Aslında bütün bu tepkileri neden verdiğini çok iyi biliyorum. Nedenmiş? Bütün bu ezeyanlar burada kalmam için. Ama yapmaya çalıştığın şeyin hiçbirimize bir faydası yok.
Bu düzeni sürdüremem ben artık. Hiçbir şey planladığın kadar kolay olmayacak. Göreceksin. Yazıklar olsun sana Menderes. Yazıklar olsun. Babam şimdi işte, annem de yanımda. Sen arkadaşı mısın babamın? Yine kaçtı gitti Seraya. Herkesin bir sığınağı var. Ne yapsın, o da Serasına sığınıyor. Siz de çok üstüne varmasanız. Bu sefer durum başka Sadakat. Ya bana da anlatın isterseniz. Sen bana bir çay doldur. Nasıl isterseniz. Alo. Cihan oğlum. Bir şeyler bulabildin mi? Hayır Baki baba, henüz bir şey yok. Bir şey öğrenir öğrenmez haber vereceğim size. Ne zamandır Aydın'dasın ya? Hala bir şey bulamadın mı? Yer yarıldı da içine mi girdi bu adam? Siz sakin olun Baki baba, arayacağım ben sizi. Bekliyorum oğlum. Kahretsin. Nasıl anlatılır böyle bir rezalet? Nasıl? Bu kadar değerli misin İsa? Benim hayatımdan daha mı değerli bu taşlar? Yalnızlıktan başka hiçbir şey getirmediniz bana. İstediğiniz oldu. Başladığım yere geri döndüm işte. Ben umurlarında bile değilim. Osman! Osman! Osman, dinle beni lütfen. Ne anlatacaksın daha? Yetmedi mi istediklerin? Bırak beni artık, yeter. Yalvarırım, yeter artık. Şimdi halletmezsek hiç dinmeyecek acımız. İkimiz de bedel ödemeye devam edeceğiz. Sen kolayca silip atabilirsin geçmişi. Ama bunu isteme benden. Yapamam. Silemem seni. İkimiz de yeni baştan başlamalıyız hayata. Senin başlamak istediğin hayat benim sonum. İstiyorsan madenleri, ocakları hepsini al. Ama çocuklar... Çocuklar demek sen demek. Seni tekrar görebilmem demek. Zehra'yı her görmeye geldiğinde yüzünü görebilmem demek. Yapma. Sakın. Sakın almaya kalkma çocuklarımı. Zehra daha ana kuzusu. O küçücük daha. Hasretine dayanamam onun. Dinle beni. Onların yeri senin yanın. Sen onların annelerisin. Ben zaten ayıramam onları senden. Ama çocuklarıma en iyi hayatı sağlamak... Biraz zaten. Ayıp oldu çocuğa ya. Ya çok ayıp oldu. Buyurun, kimi aramıştınız? Menderes Mermerta'yı görecektim. Peki efendim, hemen açıyorum. Bakalım beni şimdi karşında görünce ne yapacaksın? Ben üzülmeni hiç istemedim Asuman. Merak etme. Her zaman destek olacağım sana. Menderes. Senin desteğini ben istemiyorum. Ben seni... Şşş. Lütfen terk etme. İstiyorsan hayatında böyle devam et. Ben buna alışabilirim.
Dün Cihan'ın evinde ne oldu Gazel? Seni bu hale getirecek ne oldu, anlatsana artık. Yok bir şey, hiçbir şey olmadı. Bana numara yapma. Bak, herkese sıkıntın yokmuş gibi davranabilirsin. Ama ben yemem. Gazel, görebiliyorum ben seni. Röntgenini çekiyorum şu an. Ne oldu o evde, anlat. Yok bir şey dedim ya Sonat. Peki, öyle diyorsan öyledir. Yoruldum artık. Hayatın karşısında hiçbir şey yapmamaktan, hep yenilmekten, yok sayılmaktan yoruldum. Çok yoruldum. Gazel, öyle kolay pes etmek yok. Hiç yakışmıyor sana. Bıktım hep ikinci olmaktan. Hep Leyla'nın gölgesinde kalmaktan. Şşş, ablan geldi. Patron, hoş geldin. Siz burada mıydınız? Merhaba. Merhaba. Merhaba abla. Ne arıyorsun burada Cihan? Seni. Osman, birazdan geleceğim. Buraya gelirken bazı şeyleri öğreneceğimi tahmin etmiştim. Ama iki çocuğun olabileceğini hiç düşünmemiştim. İki karısı olan bir adamın çocukları olması da çok doğal. Öyle değil mi? Ne işin var senin burada? Hangi akla hayatıma burnunu sokuyorsun sen? Leyla seni bulmamı istedi. Her ne öğrendiysen hepsinin bir açıklaması var. Ve bunlar seni ilgilendirmez. Şam'daki otellerin inşaatı bitmiş. Gözümüzle gördük. Hakkında her şeyi öğrendim. Ailem yok demiştin ama bayağı kalabalık bir ailem varmış oysa. Senin hayatın bile yalan Menderes. Peşin hüküm veriyorsun avukat bey. Hangi birini açıklayacaksın ha? Yalanların çürüdü artık. Kokusu İstanbul'a kadar geliyor. Doğru konuş Cihan. Yalan mı? Bir daha Leyla'nın onurunu ayaklar altına alamayacaksın. Ne yapacak sence iki karından biri olduğunu öğrenince? Kes saçmalamayı. Nasıl bakacaksın bir daha Leyla'nın yüzüne, merak ediyorum. Beni iyi dinle Cihan. Ben sadece tek bir kişiye açıklama yaparım. O da karıma. Hangi karına? Hangisi diğerinin kuması ha? Söylesene. Cihan, çek git buradan. Yoksa... Yoksa ne? Bitmedi Menderes. Tekrar görüşeceğiz. Cihan! Leyla ile arama girmeye kalkma. Gazel. Nesi var ablanın? Hiç iyi görünmüyor. Ne bileyim nesi var? Kocasının derdindedir. Bebeğinin derdindedir. Ne bileyim ben? Artık beni benden başkası alakadar etmiyor. Hadi Cihan, ara artık, ara. Sığdırabildin mi tüm geçmişini o valize Menderes? Bir şey bırakmasaydın arkanda. Biraz zaman ver bana baba. Her şeyi düzelteceğim. Şimdi de buna mı inandırdın kendini? Yazıklar olsun sana. Ama bil ki balık ağa girdikten sonra aklı başına gelirmiş. Baba, baba ver elini, böyle ayrılmayalım. Madem gidiyorsun, senin Aydın'da bir evin yok artık. Bundan böyle bir ailen de yok Menderes. Baba yapma bunu bana. Ben senin oğlunum. İyi niyetimden vurma beni. Sadece kendi hayatımı kurmaya çalışıyorum. Defol git. Baba. Baba deme bana. Benim senin gibi bir oğlum yok. Hakkımı da helal etmiyorum. Cihan? Alo Leyla. Neden kapalıydı telefonun senin? Çekmeyen bir yerdeydim herhalde. Bir şey öğrenebildin mi? Buldun mu Menderes'i? Gerçekten akrabaları var mıymış Aydın'da? Şey, gelince anlatacağım. Ne demek bu? Ne demek gelince anlatacağım Cihan? Şimdi olmaz. Telefonda olmaz. Çıldırtacak mısın sen beni ya? Telefonda anlatamayacağın ne olabilir? Sakin ol lütfen. Geliyorum. Biraz daha sabret.
Menderes'i görüp görmediğini söyle bari. İyi olup olmadığını söyle. İyi. Hem de çok iyi. Sen Menderes'i hiç merak etme. Ama bana detayları şimdi sorma. Gelince her şeyi bir bir anlatacağım. Of ya Allah'ım, sen bana sabır ver. Cihan, ne olur çabuk gel o zaman, tamam mı? Tüm bunları sana unutturacağım. Annem, babam, çocuklar sana emanet. İkimiz de kadere boyun eğdik bunca yıl. Ne ben senin hakkını ödeyebilirim, ne de sen benim. Emin ol, başka çözüm yok ikimiz için. İlhan, ne işin var senin burada oğlum? Öpeyim anacığım. Ah İlhan'a, neler yapmışsınız oğlum siz böyle. Evde mi? Hemen konuşmam lazım onunla Fatma Nur teyze. Gir. Merhaba Selahattin amca, nasılsınız? Bozacının şahidi, Şıracı. Hangi yüzle geldin sen bu eve? Yapmayın böyle Selahattin amca. Menderes'le konuşmam lazım. Beni arkamdan vuranların işi yok benim evimde. Hoş geldin İlhan. Hayırdır? Abi konuşmamız lazım. Gel bahçeye çıkalım biz. Yazıklar olsun. Başımızı yere eğdirdi ya. Olmaz olsun onun gibi evlat. Dil yarası kılıç yarasından keskindir. Söyleme böyle şeyler. Pişman olacaksın. Hala mı onun tarafını tutuyorsun? Görmüyor musun yaptıklarını Fatma Nur? Terk edip gidiyor bizi. Ne yaparsa yapsın. Ne karar alırsa alsın, evladımın arkasındayım. Bunu böyle bil. Selahattin Bey. Leyla Şam'a mı gitmiş? Ne? Ne diyorsun sen İlhan? Senin arkandan sana sürpriz yapmak için gitmiş. Haliyle seni bulamayınca da kaybolmuş Şam'da. Sanırım büyük bir şok geçirmiş. Doğru mu bunlar? Neden benim haberim olmadı? Niçin bana söylemedin? Ne diyorsun abi? Aramaz olur muyum? Cepten ayrı aradım, evden ayrı aradım, işten ayrı. Sana ulaşmak için anam ağladı. Hala Şam'da mı yoksa? Yok be abicim. Cihan bulmuş, geri getirmiş. Cihan mı? Leyla Cihan mı bulup getirmiş? Leyla nasıl? Sen gördün mü? Konuştunuz mu? Konuştum. Resmen kovdu beni. Seni bekliyormuş. Gerçekleri bizzat senden öğrenecekmiş. Demek Cihan o yüzden Aydın'a geldi. Nelere sebep oldum ben ya? Her şeyi alt üst ettim. Onu arayacağım.
Leyla'yı arayacağım. Menderes, bence yüz yüze konuş. Bir an önce yola çık. Yo. Leyla'nın sesini duymam lazım. Ona söylemem gereken şeyler var. Sen bilirsin. Asla affetmezdim kendimi. Hala senden bir şey istemeye hakkım varsa benden önce kimseyle konuşma. Duydun mu beni? Ne olursa olsun kimseyi dinleme Leyla. Beni bekle. Lütfen. Hemen yola çıkıyorum. Oraya gelince her şeyi tek tek açıklayacağım. Seni çok seviyorum Leyla. Anne, babam gidiyor. Güle güle evladım. Bizi habersiz bırakma. Merak etme anne. Abi ben de geleyim seninle. Neden burada kalmamı istiyorsun? Bunca yolu tek başına mı gideceksin? Her zaman gittiğim yol. Merak etme, bir şey olmaz. Hem seni kalıp avukatla işleri halletmen lazım. Haklısın. Baba! Kızım. Canım benim. Baba, bu senin. Bu kutu boş ama kızım. O boş değil baba. İçine bir sürü öpücük koydum. Canım kızım. Güzelim. Bir tanem benim. Ne güzel bir hediye bu. Hiç bu kadar güzelini almamıştım. Baba. Hayati, gel buraya sarılayım sana. İstemem. Sen İstanbul'una git. Allah'ın bir mucize olsun. Bizi bırakmasın ne olur. Seni bekliyorum Menderes. Bir daha sakın Leyla'nın karşısına çıkma. Yalvarırım Menderes. Gitme. Seni bekliyorum.
Bir uzan şöyle. Korkma. Uyuyamadım anne. Şşt. Hadi uyuyun artık çocuklar. Hadi bakayım. Hadi kızım. Hadi oğlum. Tamam, uzak durun. Ne olmuş şimdi? Efendim, yaklaşmayın. Evet, çık. Kenarda durun. Yaklaşma. Ne olmuş burada? Kaç kişi ölmüş kardeşim? Ne olmuş ya? Söylesene. Ölen var mı? Elektrikler gitti yine. Bugünlerde çok sık kesiliyor ama yine de sana kahve yapmayı becerdim. Sağ ol. Çok sessiz bu gece burası. Seni biraz neşelendirmem lazım. Radyo dinleyelim mi? Geceleyin güzel oluyor. İşimizi zorlaştırmayın. Şu an olay mahallindeyiz. Yolun bu bölgesindeki kaçıncı kaza bu ya? Anlaşıldı, tamam. Kamyon şoförüyle konuştum. Arabanın yanlış şeritte seyir halinde olduğunu söyledi. Frene basmış ama duramamış. Lastik izi şuradan başlıyor. Ani fren yapınca savrulmuş herhalde. Bir iki güne kalmaz. Bütün aydın duyar. Fısır fısır konuşurlar oğlumuzun bizi terk edip gittiğini. Şerefimiz iki paralık olacak. Sus Selahattin Bey. El alem ne derse desin. Oğlum mutlu olsun da ne konuşurlarsa konuşsunlar. Çocuklar da uyuyamıyor. Zehra korkup abisini yanına yattı. Her şeyi toparlayacağız kızım, sen merak etme. Kuş yuvadan uçtu. Sen toparla bakalım artık toparlayabilirsen. Kim nasıl toparlanacaksa. İtfaiye nerede kaldı? Bu ses de ne? Hayırdır inşallah. Allah Allah. Polis sireni değil mi bu? Ne işleri var gecenin bu vakti? Şimdi anlarız. Siz bekleyin. Peki. Hayırdır Yılmaz Müdürüm? Nedir bu saatte böyle? Saygılar Selahattin Bey. Hayırlı geceler. Size de Yılmaz Müdürüm. Ne oldu? Selahattin? Niye gelmişler? Ne var? İçeri geçebilir miyim? Maalesef kötü haberlerim var. Buyurun. İyi geceler. İyi geceler. Ne olmuş sana? Niye gelmişler? Merak edilecek bir şey yok patron. Her şey kontrol altında. Memur arkadaşlar buraları dolaşırken arada uğrayıp çayımı içerler. Sağ olsunlar, elektrikler kesilince asayiş Berkemal mi diye sormaya gelmişler. İyi, ben de bir şey oldu sandım. Hadi. Ne demek kötü haberim var? Ne diyorsunuz siz? Ne oldu? Yoksa oğlum, Menderes'ime bir şey olmadı değil mi? Söylesene Yılmaz Müdürüm, neler oluyor? Aydın çıkışında bir trafik kazası olmuş bu akşam. Allah'ım. Ne diyorsun sen Yılmaz? Menderes Bey'in arabası yoldan çıkıp şarampole yuvarlanmış. Nasıl? Oğlum nasıl? Menderes. O iyi ama değil mi? Menderes'im iyi değil mi? Yok bir şey değil mi? Söylesene Yılmaz, oğlum nasıl? Sırada üzücü bir
bir haberimiz var. Aydın'ın en büyük şirketlerinden Mermertay Mermer'in yönetim kurulu başkanı Ahmet Menderes Mermertay hayatını kaybetti. Bu akşam Aydın İstanbul Karayolu'nda meydana gelen araba kazasında... Ne oldu ya? Aydın'ın sus bir dakika. Şirketlerinden Mermertay Mermer'in yönetim kurulu başkanı Ahmet Menderes Mermertay hayatını kaybetti. Aşırı hız sonucu meydana gelen kazada Ahmet Menderes Mermertay'ın kullandığı araç şarampole yuvarlandıktan sonra alev aldı ve tamamen yandı. Kaza yerine Menderes gelen kurtarma ekipleri Ahmet Menderes Mermertay'ın yanmış cesediyle karşılaştı. Ne dedi bu sonuç? Menderes Mermertay dedi, duydun mu sen de? 35 yaşındaki Mermertay başarılarıyla anılıyordu.